kent taşı diyorsun? Git buradan. Ertan ne oldu anlat bana. Hadi defol git. Olamaz. Olamaz, ben öldürdüm onu. Öldürdüm. Kim o? Kerim Hanım benim, Burak. Şu tıraşlı. Ne istiyorsun? Konuşmamız gerek. Mahkemede konuşursun. Defol git kapımdan. Bakın, kızgın olmanızı anlıyorum. Ama gerçekten siz gittikten sonra çok pişman oldum anlattıklarına. Lütfen açın kapıyı, her şeyi konuşacağım. Siz nereye konuştun değil mi? Bana bak. Susacaksın, anladın mı? Susacaksın. Yoksa keserim o dilini kökünden. Hiçbir şey yapamazsın. Bu işin peşini bırakmayacağım. En iyi avukatları tutup seni hapishanede çürüteceğim Allah'ın izniyle. Hala hapis diyor. Bana bak. Bana bak. Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun ha. Bu işin peşini bırakacağım, anladın mı? Yoksa bu kızın yanında seni de gönderirim, anladın mı beni? Onu geberttiğin gibi seni de gebertirim. Anladın mı lan? Zekalı. Ne yani şimdi siz diyorsunuz ki kat görevlisi kızı alıp mahkemeye çıkartırsak Burak'ın işi biter öyle mi? Elimizdeki tek tanık o. Buna benzer çok dava gördüm. Hakim cinayet davası oldu mu kesin kanıt ister. Öyle birisini çıkıp ben Burak'ı orada gördüm demesiyle olmaz o iş beyler. Doğru diyorsun kardeşim. Şimdi yüzde elle tutulur, gözle görülür, bir delil lazım. Aynen. E tamam da nereden bulacağız onu? Güvenlik kameraları. Aklıma gelmedi mi zannediyorsun abicim ya? Ya benim devreden birkaç tane arkadaşı da aradı. Kayıtlara baktılar. Burak hiçbirinde yok. Yani senin anlayacağın ya kat görevlisi kız yanlış gördü ya da Topçuoğlu içeri birini sokup görüntülerle oynadı abi. Ya aslında bu Burak iyi bir çocuktu. İsmet Ali çok giderdi üstüne. Hep kendisine benzesin isterdi. Ama Burak hiçbir zaman tam bir Topçuoğlu olamadı tabii. Ya vallahi sen de neredeyse şimdi Burak masum mu yiyeceksin ha? Ya kardeşim, adam olacak çocuk lan belli olur. Ya bu Topçuoğulların zaten alayı manyak, alayı deli. Böyle yarımı, tamamı, eksiği, fazlası yokmuş. Kerime teyze arıyor ya. Açsana oğlum. Efendim Kerime teyze. Tamam. Dur sen sakin ol. Sakin ol, geliyoruz biz tamam. Abicim Burak gitmiş, kadını hırpalamış ya. Ah. Yürü yürü. Dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Nerede sıkımlandın gene akşam akşam? Baba bir sakin ol. Bak neden anlayacağım? Her şeyi hallettim abi, sorun yok. Neyi hallettin lan? Bir tek alnına ben katilim yazmadığın kaldı. Neyi hallettin? Ya gittim o yaşlı bunakla birazcık konuştum. Hatta biraz hırpaladım. Ne yaptın ne yaptın? Sen neler söylüyorsun Burak? Ya gittim biraz korkuttum sadece. Kadın var ya o kadar korktu ki neredeyse altına... Sen adam olmayacak mısın? Baba. Sen benim başıma alkolik mi oldun lan? Baba. Sana adam olmayı yerinden ben adam... Yeter lan yeter! Bu evin şamanı olanı ben miyim lan? He? Vur hadi. Vur bir tane daha. Vur!
Sen vur oğlum. Vur hadi. Bunu da yap. Burada bitsin bu iş. Allah topunuzun belasını versin lan. Dur olup gideceğim lan bu evden sonunda. Sen o zaman gör bak. Git oğlum git. Git ulan git. Cehenneme kadar yolun var. Ah be Kerime teyze ya. Sen de ne diye açarsın ki o manyağa kapıyı? Bilemedim ki evladım. Pişman oldum, her şeyi anlatacağım dedi. Ah ulan ah, ah ulan ah. Ben burada olacaktım ki o şerefsizin elini kırıp böyle dersten mal. Yavaş, yavaş olun lan. Yavaş. Gece kaç yaşın şimdi anacığım? 25 yaş. Liseyi bitirdikten sonra okuyamadım. Sekreterlik, tezgahlarlık falan işte öyle işler yaptım. Sonra bir arkadaşım bir iş buldu. Gece kulübü var mı öyle bir yer işte. Yapma dedim. Bizim meşrefimiz sığmaz böyle işler. İşte o Burak'la orada tanıştı. Tanışmaz olaydı. Tamam. Ağla sen. Burak'a o yaptıkların hesabını soracağım. Söz. Sen kimsin ki? Adım Serhat. Serhat Hakeri. Topçuoğulları benim de evladımı öldürdü. Onlara ömürlerinin sonuna kadar acı çektirmek için yemin ettim. Sana da yardım edeceğim. Burak'ın yaptıkları cezasız kalmayacak. Merak etme sen. Kerime teyze bir sakin ol. Abicim iç kanama olabilir hemen hastaneye. Yürü anacığım. Gel abicim. Nedir doktor? İç kanamayı durdurduk. Ancak hastamızın daha önemli bir sorunu var. Maalesef kendisi teşhis edilmemiş kronik bir böbrek hastası. Hangi aşamada? Diyalizin faydası olacağını düşünmüyorum. Tavsiyem böbrek nakli yapılması. Ya Kerime teyzeye vaziyeti anlattım. Çok üzüldü kadıncağız ya. Kimi kimsen de yok dedi bana böbrek verecek. Ama bir bu eksikti ya. Ya Serhat, kardeşim sen niye ismini okudun kadının yanında? Niye açık ettin kendini? Topçuoğulları seni öldü biliyor. Saklanmaktan sıkıldım dadayla. Serhat Akir'in dirilme vakti geldi artık. İyi. Hadi o zaman alalım şu topçuoğlunun evladını götürelim adalete. Her şeyi itiraf etsin köpek. Bu saatten sonra topçuoğlu burnunu bile dışarı çıkartmaz Burak'ın. Hadi diyelim ki aldık. Mahkemede itiraf edeceğine malum. Savcıya üstünde oynanmış görüntüler gittiyse belki orijinalleri bir yerde duruyordur. Ha? Olamaz mı? Oğlum manyak. Orijinalleri elinde tutarlar mı şimdiye kadar? Yine de bir şansımızı deneyelim. Olmadı yarın otele gidelim şu müdürü bir yemleyelim. Bakalım oltaya gelecek mi? Olur. İsmet. İsmet. Nimet Hanım dikkat edin düşeceksiniz. Bak. Ne oldu Nimetciğim? Bak oğlumuz gazeteye çıkmış. Bir de ondan adam olmaz derdi. Otel odasında ölü bulunan Ece Arkan'ın annesi Kerime Arkan kızının Burak Topçuoğlu tarafından öldürüldüğünden emin olduğunu söyledi. Burak Topçuoğlu'nun savcıya yalan ifade verdiğini de anlatan macalı anne. Adalet istiyorum diye isyan etti. Efendim kendisi bulmuş gazeteyi ben vermedim.
Al canım. Gelin Nimet Hanım. Ben sizi yatırayım, yoruldunuz. Canım oğlum. Güzel oğlum. Ne oldu baba? Yok bir şey. Burak nerede? Odasında. Dikkat et dışarı çıkmasın. Adamlarını tembih ettim zaten. Mahkeme başlayana kadar Burak'ın bu evden dışarı çıkmasını istemiyorum, tamam mı? Erdan nerede? Sabah erkenden işe gitti. Ara söyle dışarılarda çok oyalanmasın, hemen dönsün. Buralarda durumlar karışık. Hepinizi evde istiyorum. Tamam baba. Efendim. Ertan, neredesin sen dün geceden beri? Şirkete gitmedim, villada kaldım. Villada mı kaldın? Neden villada kaldın? Neyse bak, ben dün gece söylediklerinden dolayı çok korktum. Bu maske olayı falan, sen iyi misin? İyiyim, merak etme. Ya bak, ben düşündüm. Sence de çok saçma değil mi? Şu kadın Serhat'ın karısı. Ne olmuş Serhat'ın karısına? Babam onu bizim yeni açtığımız restorana almamış mıydı? Evet. Sence Serhat yaşıyor olsaydı, yani karısının düşmanının yanında çalışmasına izin verir miydi? Ya da ne bileyim, şu ana kadar onunla bir temas kurmaz mıydı? Evet, doğru söylüyorsun. Sen kadınla konuştun mu? Hayır. Ben şirketteyim biliyorsun. Restoranla ilgilenemiyorum ki, oranın müdürü var. Tamam, peki neyse. Bak, babam akşam çok geç kalmasın diyor. Ya şu Burak olay yüzünden falan biraz gergin ya. Tamam, yetişmeye çalışırım. Tamam, görüşürüz. Müzile. Efendim. Şu lüferli pilavı fırından çıkartır mısın? Masa 9'un siparişiyle uğraşıyorum. Bırak şimdi o siparişi, hadi. Fatma'nın bademleri nerede? Verecek Mevlin Hanım. 6 numaranın mercimek salatası hazır mı? Ay tamam, hemen veriyorum. Hadi çabuk çabuk, iki de soruyu ara. Kolay gelsin, nasıl gidiyor bakalım? Tek aga gidiyor vallahi Ertan. Mutfağa birini daha almamız lazım. Yetişemiyoruz. Aa, sen de iyice sızlanmaya başladın ama. Şaka yapıyorum, şaka. Turgül abla, 4 numaradaki adam geri gönderir bunu. Niye? Eti az pişmiş demiş, bu çok pişmiş diyor. Hay Allah. Tamam, ben yenisini yapayım. Bu et zaten az pişmiş. Yam yam herif. Çiğ et yiyecek herhalde. Bu kadar acele etmene gerek yok ya. Zamanla alışırsın bu tempoya. Yemeklerin zaten güzel. İnşallah. Senin kocanın kafası biraz çalışmıyor herhalde. İnsan bu kadar güzel yemek yapan bir kadını nasıl boşar anlamadım ben. Çok özel değilse sorabilir miyim, niye ayrıldınız? Şiddetli geçimsizlik. Görüşmüyor musunuz? Hayır. Sen de merak falan etmiyorsun yani, evlenmiş midir, ne yapmıştır? Ertan Bey lütfen, bu konuda konuşmak istemiyorum. Ondan bana kalan kötü anılardan başka bir şey yok. Pardon, affedersin. Ben daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. İnşallah müdür efendi yemeği yer. Plan ne?
Ben iyi polisim, Dadaylı kötü polis. Yok ya, ben niye kötü polis oluyorum lan? Sen hep demiyor musun, ben çok iyi oyuncuyum, çok iyi oyuncuyum. Kötüyü oynamak zordur, o yüzden kötü rolü sana verdim işte. Bak görüyorsun değil mi Nazmi? Operasyonun bütün iğne benim omuzlarımda. Niye? Bu tarz işler böyle oyunculuk ister, yetenek ister. O da bendenizde mevcut. Ne yapacağız? Oğlum ilk defa çoklu kişilik bozukluğun bir işe yarıyor be. Biz öyle operasyona gidelim, sen burada böyle ot gibi otur. Sonra çiçek olursun, kök salarsın ne bileyim. Ben de Şener Baba gibi gelirim. Bir gün o çiçeğin ortasına bir alıp bulacağım. Belki o arı ben olurum lazım. Ama çok pis geyiğim var ya. Hadi sene Dadaylı. Hadi abi hadi. İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Müdür Bey'le görüşecektik. Müdür Bey şu anda müsait değiller. Ya hayırdır, karı kızla hala mı yapıyor? Anlayamadım. Şuna bak anlarsın. Buyurun. Haldun Bey. Hadi kıl çık, çık. Siz de kimsiniz? Ne oluyor? Polis, hadi kalk gidiyoruz. Kalk. Bir dakika. Durun. Suçum ne? Savcı Bey'e yalan ifade vermişsin. Ne ifadesi? Ece Arkan davası. Burak Topçuoğlu bizim otelimize giriş yapmadı demişsin. Sen öyle demişsin ama... Karşıdaki bankanın güvenlik kamera kayıtlarını izledik biz. Ne? Orada ikisinin otele ampul gibi girdiği gözüküyor. Onu alacak lan. He? Savcı Bey paketleyip getirin dedi. Hadi geçmiş olsun. Bir dakika. Hadi. Dinleyin hadi, lütfen. Hadi, hayırlı olsun hadi. Kalk lan! Hadi hadi. Durun. Ne var lan? Beni tehdit ettiler. Yemin ediyorum benim bir suçum yok. Kim tehdit etti? Ya bırak amire, bunlar çakal bildiğin malum ağzı yapıyorlar. Ya dur bir. Biz vazifemizi yapıp vatandaşı bir dinleyelim bakalım ne diyor. Hadi anlat. Geç. Geç şöyle. Otur. Al sana olmazlar. Otur şöyle. Burak Bey'in kardeşi Mervan. O akşam olaydan sonra otele geldi. Böyle böyle yapacaksınız dedi. Yoksa babamı biliyorsunuz dedi. Görüntülerle oynadık. Hayır demeye şansım yoktu. Ya dur. Dur dur. Sana geleceksin adama. Ne yani, ben şimdi doğru mu anladım? Sen bayağı bayağı kanıtları yok ettin öyle mi? Hayır, orijinal kayıtları bende. Güvenlikçinin biri kayıtları saklamış. Şantaj yapmak üzereydi. Hemen el koydum, engelledim. Abi bak bak. Bak çakallara, bak çakallara. Siz şimdi ikiniz beraber o kayıtları ele geçirip Topçuoğlu'na şantaj yapacaktınız. Sonra ne oldu? Gözünüz yemedi değil mi lan? Ha? Vallahi billahi dediğim gibi oldu. Komiser Bey, yalvarırım size. Topçuoğlu'ndan korkuma, savcıya konuşamadım. Orijinal kayıtları bende. Kendisine vermeye hazırım. Yeter ki beni hapse atmayın. Amirim sen ne yapıyorsun ya? Savcıyı arıyorum, ne yapayım? Bırak, ne arıyorsun? Cezasını çeksin köpek. Dur. Alo sayın savcım. Evet. Şu anda malum şahsın yanındayız. Evet sayın savcım. Kendisi Topçuoğlu tarafından tehdit edildiğini söylüyor. Burak Topçuoğlu'nun da otele giriş görüntülerinin orijinal kayıtları elindeymiş. Size verebileceğini söyledi. Tamam. Tamam sayın savcım. Emredersiniz efendim. Tamam. Savcı kayıtları verirsen anlaşabileceğini söyledi. Hadi ver şu görüntüyü artık. Tamam Semiha teyze, elektrik faturasını yarın yatırırım ben. Tamam.
Görüşürüz. Yarısı gide bakalım. Siz böyle saat başı beni teftişe mi geleceksiniz? Nurgül bir saniye baksana. Pardon Ertan Bey. Sipariş ettiğin sebzeleri getirdiler de bir göz atıver. Beğenmezsen geri gönder. Tamam. İzle sen de yardım eder misin? Sar biraz bakalım. Al işte. Al bak, bak. Kız da girdi. Burak'tan yarım saat sonra gelmiş. Kat kamerası görüntüleri var mı doktor? İleri saralım. Asansörden iniyor. Odaya girişi var mı? Koridorlarda kamera yok. Sadece asansör çıkışlarına koymuşlar. Yarım saat sonrası. Kız asansörden çıkıyor Ece. E tamam işte ya daha ne olsun be. Baksana ikisi aynı otelde aynı katta. Aynen. E tamamdır. Doktor bu görüntülerden iki kopya yap. Okeydir. Bir tanesi savcıya, bir tanesi Topçuoğlu'na. Ya ben bu işi hiç sevmedim ben. Niye oğlum? Ya niyesi var mı? Şimdi biz bu Burak'ı böyle dövüp ağzını burnunu dağıtmadıktan sonra... ...ben ne yapayım böyle aksiyonu ya? Rahat ol Dudaylı. İçeri girsin, Burak'ı pataklayan çok olur. Kopyaları bıraktıktan sonra ne yapacağız? Savcının Burak'ı almasını bekleyeceğiz. Sen çiftliğin önünde takibe yat doktor. Oradan haberleşiriz. Benim telefonum nerede? Seferlik aldım sebzeleri ama taze değiller. Değiştirmek lazım aldığımız yeri. E, mutfağın şefi sensin. Sen daha iyi bilirsin tabii. Bir tane kahve yapıp odama gönderir misin? Tamam. Thank you.
koca savcının kalemine bak ya. Ne olacak iş bilmiyor. Ben de böyle kalem olsam, alsa beni de öyle kıtır kıtır kesse başımı. Yontsa beni ne güzel olurdu değil mi? Şu an manyak mısın nesin ya? Dadayla yürü git git. Uğraşma benimle. Benim işim var, sen bana neler diyorsun ya? Manyağa bak. Deli midir nedir? Burak Topçuoğlu'nun yeni albümü Ece'yi Ben Öldürdüm çıktı. Not, hadi yine izin kalemini açtı. Sen bunu. Ha? Ne bu şimdi? Trafiğe takıldım. Ne oldu nedir telefonda anlatamayacağın şey? Kendi gözlerinle gör. Ne bu, nereden geçti elinize? Biraz önce aşağıya bir kurye getirmiş. Nazmi diye biri verdi demiş. Yanında da böyle bir not al. Bu filmi savcı da çok sevecek. Hadi şimdi kurtar onu da görelim. Allah onun belasını versin. Ulan fırsatım varken gebertecektim piçi. Otel müdürünün attığı kazık da cabası. Merve Hanım sözde halletmişti bu işi. Baba özür dilerim. Adamın senin ismini duyduktan sonra böyle bir şey yapacağını düşünmedim ki ben. Demek ki İsmet Ali Topçuoğlu'nun ismini takan kimse kalmamış baba. Ha? Ne diyeceksin şimdi buna? Ya senin pisliğini temizlemeye çalışıyoruz burada. Biraz saygılı olur musun? Bırak be. Polisler. Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi? Her şeyi dost doğru anlatacaksın. Nasıl her şeyi dost doğru anlayacağız baba? Hapse mi göndereceksin beni? Hapse falan girmeyeceksin. Çok korktuğunu, o yüzden otele gitmedim diye ifade verdiğini söyleyeceksin. Bunun kaza olduğunu söyleyeceğiz sonuna kadar. Bittim ben. Bittim ben. Bu sefer bittim. Baba. Yürüyün çıkalım. Burak, sen burada kal. Ben bittim. İsmet Ali Topçuoğlu. Memnun oldum. Ertan. Sizlerle daha iyi bir zamanda tanışmak isterdim ama maalesef o gün bugün değil. Burak Topçuoğlu'nu gözaltına alıyoruz. Gerekçiniz? Babacık izin verin. Ece Arkan cinayetinde baş şüpheli olduğu için. Hangi delille? Elimizde Burak Bey'in Ece Arkan'ın olay gecesi otelde çekilmiş görüntüleri var. Nereden geçti bu görüntüler elinize? Şu aşamada bunu söyleyemem. Hukuk dışı elde edilen bu görüntüler mahkemede delil olarak kabul edilemez. Bunu size hatırlatırım. Üzerinde oynanmış görüntüleri adli makamlara vermek delil olarak kabul edilir mi peki? Benim de öyle bir şeyden haberim yok. Tamam Merve, tamam. Buyurun savcı bey, Burak içeride.
Nerede Burak Bey? Ben burada bekle demiştim ama. Derhal bahçe dahil bütün evi arayın. Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.